bakalım kızım. Geç içeri hadi. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Bakma öyle, söyleyemedim. Konuşamadım Defne'yle. Bir türlü böyle baş başa kalacak bir fırsat yakalayamadık ki. Son dönerken belki bir fırsatını bulurum dedim ama... ortadan kayboldu. Şimdi arıyorum, telefonu da kapalı. Endişelenmiyor mu diyorsun? Endişelenmeyeyim değil mi? Yarın şirkette söylerim nasıl olsa. Şimdi beni yarın görünce koşa koşa yine yanıma gelecek. Günaydın Sinan Bey diyecek. Tatlı sesiyle. Sonra koca gözler böyle bana bakacak. Ve ona komik bir şey söyleyeceğim, o gülecek falan. Sonra ben ona sarılmak isteyeceğim. Sarılmak ve hiç bırakmam. Doğru diyorsun aslında ya. Ha, şirkette söylerim. Her şeyin başladığı yerde. Değil mi? Sen ne yaptın? Yaramazlık yaptın mı komşularda? Ya insanın kendi evi gibisi yok değil mi? Ha? Özledin mi kız beni? Doğru söyle. Özledin mi? Anne, seni çok özledim. Oh. Geldik. Gördüm. Nereye ya? Birbirimizi tebrik de mi etmeyeceğiz? Ne saçmalıyorsun, ne tebriği? Bütün yolu bir kelime laf etmeden geldik. Hayır, bir aferin de mi hak etmedik? İmalı sözlerinde beni üzerine sıçratmayı düşünüyorsan boşuna uğraşma. Of, bir şeye uğraştığım yok Yasemin ya. İyi o zaman. Ortada uğraşılacak bir şey yoksa ben şirketle konuşayım. Ömer'le şoförlerimizi değiştirelim bir süre. Şükrü baksın bana. Zaten yakında ehliyetimi de alacağım. Kimseye ihtiyacım kalmayacak. Bu zamana kadar olmamıştı da. Canın isterse Yasemin, bana uyar. Ya bu ne ukalalık ya? Ha, bu ne özgüven yani? Söylediğim hiçbir şey etki etmiyor mu sana? Sen insan değil misin? Ne söylesem senden sekip bana geri dönüyor. Delireceğim artık ya, delireceğim. Çok mu komik? Yo, değil. Niye gülüyorsun o zaman? Çok belli ediyorsun Yasemin. Etme. Neyi belli ediyormuşum? Arkanı dönme bana. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Neresi burası? Annemlerin evi. Yılda birkaç defa kalırdık. Ne güzel. Hala duruyor. Pek kimse bilmez zaten. Böyle çok misafirim de olmaz. Bir tek Sadri Usta gelir işte. Bir de ben. Sen artık ev sahibi sayılırsın. Bazen geliyorum buraya. Öyle bir iki gün kalıyorum. Sonra dönüyorum. Ha, senin gizli mabedin yani burası. Ne bileyim, iyi geliyor. Yani kafayı toparlıyorum. Biraz düşünüyorum. Düşünüyorsun. Neyi? Son zamanlarda hep seni. Hadi gel. Hoş geldin. Geç bakalım. Ne
Ay ne kadar güzel bir ev burası ya, ne kadar şirin. Buradasın. Efendim? Ben çok yakıştım bu eve, onu söylüyorum. Çok güzel bir ev, çok sıcak. Böyle şeye benziyor gibi. Neye? Sana. Senin hiç göstermediğin yüzüne. Yani o şehirdeki şıkır şıkır ev, sert, soğuk Ömer. Burası da benim tanıdığım Ömer sanki. Sana benziyorsun. Bu ev, şehirdeki ev. Ben. Her şey. Her şey sana benzesin istiyorum artık. Aradığınız numarayı şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra... Kapalı. Safoz. Ay Ömer açsa bari. Aradığınız numarayı şu anda... Ay o da kapalı. Sinyal sesinden sonra. Alo Nurum. Aa Koriş. Ay ben seni mi aradım? Beni aradın hayat. Kız zaten senden başka kim arayacak beni? Ay gözlerim doldu yaşlı yaşlı şu an. Aa kuşum ne oldu? Canım sen bir dur orada kal tamam mı hayatım? Bak sakın kapatma. Oldu mu? Tamam kuşu bekliyorum. Hayat. Allah baklı. Alo beni aramışsınız. Gözlük. Abi aramadım seni. Neriman Hanım. Sensin Neriman. Ay zaten sinir bozuk Neriman diyor bir de bana. Alo ben Neriman İplikçi. Koray Bey. Nöron. Aa Vedat ben ya Vedat. Alo Koriş. Aa Neriman Hanım. Nöro. Ay karıştı. Bir durun. Vedat sen mi aradın beni? Ha benim ben Vedat. Beni aramışsınız ya Neriman Hanım. Koriş sen orada mısın bebeği? Ay buradayım hayatım. Hala kötüyüm. Tamam hayat. Sen orada kal. Vedat defne nerede biliyor musun? Ha yok onu bilmiyorum ki Neriman Hanım. Yani dönüş yolunda yoktu. Herhalde başka bir araca binmiştir. Ya da ben şafamadım. Ay yani kısaca görmedim desene hayatımın 4 saniyesini alıyor ya. Of düşük verimli IT'ci. Ay Koriş bu benim çok sinirimi bozuyor. Nöro'm kız ben çok kötüyüm. Çok sinirleri bozuk benim. Ay neyin var? Ay kız bunalım yaşıyorum. Şu anda kendimden başka kimseyle ilgilenmek istemiyorum. Böyle anlamsızca sırıtmak, sonra böyle hayat ışığını görmüş gibi gülümsemek ve daha sonra elenme dolup intihar teşebbüs etmek istiyorum. Ay hayatım ne zamandır iyi gidiyordun, nereden çıktı bu bunalım? Ay bilmiyorum Nurum. Ay böyle bir majör depresyon geldi yine bana. Ay kız çok yüklem oldu, çok üst üste bindi her şey, içimi şişirdiler. Ah ah Nurum o kadar kötüyüm ki. Yani böyle işte kahveydi, kitaptı, bilmem neydi onlarla takılıyorum. Kız hırka giydim biliyor musun? Bana yakışır. Bilirsiniz sen. Ay Nuro. Kız ben çok kötüyüm böyle fotoğraf paylaşacağım sürekli bugün. O tarzdayım yani. Ay canım sen şimdi kendine çok iyi bak tamam mı canım? Bak benim aklım hep sende. Defne nerede biliyorsan? Kız nereden bileyim Defne'yi? Aman şeytan görsün. O sıskacık vücudunda o hayatım bir kere 50 kilonun altını periferik görüş alanıma girmiyor. Kız bir de şu an ağlama sıramda Defne'ye yer yok yani. Tamam bebeğim. Aklım sende kendine iyi bak kuşum. Ay tamam kuşum. Ben de öptüm. Ay çok kötüyüm çok. Hayat. Oh, oh.
Maşallah. Dolapta da yok yok. Ne yapsak ya? Akşama ziyafet falan mı versek? Konu komşuyu da çağırırız. Çok güzel olur. Ya ben geleceğimizi bilmiyordum. O yüzden pek hazırlık yapamadım. Ama olmuyor böyle ya. İnsan yani önceden ne olur ne olmaz diye birkaç tane bir şey alır koyar buraya. Neyse artık. Doğru söylüyorsun. Tamam şey yapalım. Market var yakında. Ben gideyim. Ya tamam şaka yaptım ya şaka. Sakin ol Ömer sakin. Sen ciddi ciddi kafa buldun benimle öyle mi? Öyle oldu galiba. Kandırdın bir güzel. Hı hı. Herhalde bunun bir cezası olacak biliyorsun. Allah Allah. Ne cezası olacakmış ya? Hayır yani sen beni kandırırken iyi de ben yapınca mı suç oluyor? Sen demedin mi bana kaybolduk gezide kaldık burada. Bağırdın bir sürü avaz avaz. Yardım istedin falan bir şeyler. Çok güzelsin. Yalnız ben doydum yani şu an. Hiç öyle açlık hissi falan hissetmiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Biz evdekilerle idare edelim bugün. Sonra yarın buraya bir market var yarım saat uzaklıkta. Yani çok uzak değil. Gideriz güzel güzel alışveriş yaparız. Olur mu? Olur. Abi bir de şey yapalım. Gitmişken bakalım pazı var mı? Pazı alalım. Ben sana bir pazı sarması yapayım. Yap madem. Tabii geç kalmadıysak. Çok mu geç kaldık acaba? Hayır. Bence tam zamanı. Ay hayatım yani hoş geldin de. Ay yani keşke ne bileyim böyle bir haber falan verseydin. Şey yapsaydın. Ay. Aa kız bu kulak ne böyle? Aç yüz. Fotoğraflarımı çekecektin ya. Söz vermiştin. Al makinanı gel. Aa kız bana bak. Bak depresyonluyum. Fotoğraf falan çekemem ben. Baksana battaniye, kahve, kitap falan var yani. Kız Koray. Sen depresyonda mısın? Ay bayılırım. Ben psikoloji okuyorum biliyorsun. Hayatım biliyorum. Bin yıldır bitiremedim babanın parasıyla. Hayatım sen ne olur git. Başka zaman gelirsin. Biraz uzadı okul evet. Ama babiş konular bu sene de affetti biliyor musun Koray? Hem sen bana baksana. Sen benden yararlanacağın halde ne yapıyorsun? Kız. Aklıma bir fikir geldi. Ay kız. Niye öyle bakıyorsun bönbön? Ne yapacağız? Düşün. Düşüneyim. Ay düşünmekten yoruldum. Zaten öyle hep depresyona girdim. Aa kız hamur açıp mantı falan mı dolduracağız yoksa? Tatlım hiç kafan çalışmıyor. Derdinin çaresi benim. Sen benim fotoğraflarımı çekeceksin. Ben de seni depresyondan çıkaracağım. Hayatım fotoğraf falan çekemem ben. Ben depresyondayım. Sanatçı depresyonu bu anlayamaz. Ay uysuzsun be. İşim de çok iyiyim oğlum ben. Çok iyiyim. Kız. Vallahi mı diyorsun? Vallahi kız. Yöntemim de farklı. Enerjitik alana girip bilinç altındaki kodlar çözüyorum. Aa, yani halini bilirim diyorsun öyle mi? Tabii ki. İyi bari. E kız ne yapacağız o zaman? Bak şimdi. Sen şöyle kalk. Kalk kalk kalk. Ellerini bana ver. Gözlerini kapat. Gerisini bana bırak. Ama önce... Dur bakayım. Şu saçım kalın.
Ya aslında bir şey soracağım ama. Sor bakalım. Bir şey soracağım da. Beni çok geyik bulursun diye sormaya korkuyorum. Ya gülme. Olağanüstü zeki bir adamla birlikte olma ne olduğunu bilmiyorsun, anlayamazsın. Sen de çok zeki bir kızsın canım. Sor bakalım. Neden ben? Hı? Niye ben diyorum yani? Neden ben? Çünkü sen öyle bakınca ben kendimi milyonlarca insanın arasından seçilmiş özel bir insan gibi hissediyorum. Özel birisin sen Defne. Aslında ben kendimi şanslı hissediyorum. Yani beni seçtiğin için. Yok artık. Çok özelsin. Çok gerçeksin. Her anında kendin gibisin. İnsanlara güvenmek, yani güven duygusu benim uzun zaman önce unuttuğum bir şeydi. Ta ki seni tanıyana kadar. Böyle sana bakınca sanki dünya gördüğümden çok daha güzel bir yer gibi geliyor. Neler söylüyorsun ya? Yalnız ben sana senin gibi böyle güzel cümleler kuramam. Kurma zaten. Sen böyle tatlı tatlı bak yeter. Neyse acıktık. Ama ben biliyordum böyle olacağını. Bakın yapmayın, hamam mamam olay çıkacak diyecek oldum. Sonra dedim, oğlum Serdar hiç karışma. Arada seni harcarlar. Boş ver, geri bas. Aferin. Aferin. Kendini kurtardın ama bizim geleceğimizi tehlikeye attın. Hayda. Ben mi suçlu oldum şimdi? Olayları daha kaynağındayken engelleyebilirmişsin. Sen ileri görüşlü olmayı çok yanlış anlamışsın Serdar. Vallahi orada olan sendin Nihan. Aralarına girip durun siz dünürsünüz demen lazımdı. Ne oldu ya? Sorun kokusu alıyorum. Şurada. Annemle Türkan teyze. Hamam yolunda kavga ettiler. Nasıl ya? Bayağı bildiğin büyük kavga. Hem de dolmalı sarmalı. Nasıl toparlayacaksınız durumu? Anneannem de Endam teyze de sinirden ejderha gibi vallahi. Yanlarına yanaşmanın mümkünü yok. Fikrin varsa alırız bir daha. Vallahi ejderhanı nasıl eğitirsin? Bir uzmanına falan sormak lazım moruk yani. Neyse çocuğum ya. Dön dolaş aynı konuyu konuş. İçimiz şişti vallahi. Şirket gezisi nasıl geçti onu anla sen. Defne'yi eve mi bıraktın? Yo, bırakmadım. Nasıl ya? Nerede peki Defne? Vallahi Defne'yi siz bir süre düşünmeyin. Ben kaçıyorum. Nereye? Bilmiyorum. Ne zaman geleceğim? Bilmiyorum. Seni merak etmeli miyim? Defol. Yok yok. Hiç merak etme. Çok iyi olacağım. Gerçekten çok iyi olacağım. İyi. Bazen kaybolmakta keramet vardır kızım. Git bakalım. Yok artık. Benim hemen Defne'yi aramam lazım. Ayrıntı, 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 ayrıntı. Boşuna uğraşma. Kapalıdır telefonu. Ya belki değil. Nereden biliyorsun? Kardeşim ya hani. Belki oradan biliyorum. Belki tanıyorumdur Defne'yi. Bu gidişle birileri bizden önce evlenecek galiba. Vallahi Defne kuş havalandı moruk. Hele bir yere insin. O zaman anlarız. Serdar abi, marangozdan yeni masalar geldi. Seni bekliyorlar. Geliyorum tamam. Tamam. Aklım Defne'de kaldı ama yapacak bir şey yok. Kendi yoluna giren geri dönmüyor. Vallahi siz bayağı aile olmuşsunuz. Mayanız tamamdır yani. Hadi ya. Tutan maya belirtilerini sayar mısınız o? Oo vallahi. İşte hamamda kavga çıkmış. Birbirine giren dünürler. Arada kalan gelinle damat daha. Ne olsun bunların hepsi belirti işte. Olumsuz düşünme diyorsun yani. Sen nasılsın? Olaylar falan olunca eskisi gibi vakit geçiremiyoruz. Büyüdük ne an ya? Yani yetişkin olduk. Koca bir yaz geçti. Büyüdük be. Aşk mı büyüttü bizi son?
Öyle. Aşk birden büyüttü vallahi. Ama iyiyim yani. Sen rahat ol. Görüyorum, iyisin. Bir kapı açtın kendine, çıktın gittin. Öyle oldu. Gittin ama bizi bırakmadın. Yine buradayız. Eski günlerdeki gibi. Bırakmak ne kızım, Allah Allah. Herhalde eski günlerdeki gibi. Bahçeye kim bakıyor? Bahçıvan var. Yani arada gelip evin bakımını da yapıyor. Çok güzel bakmış. Çünkü gerçekten çok güzel bir bahçe burası. Yürümek ister misin? Ha, evet. Düşündüm yalara. Bir an geldi ki zannettim kalbim duracak. Ellerim tutuştu hasretini okşayarak. Ay ya, sanki rüyada gibiyim yani. Gerçek mi değil mi tam algılayamıyorum ama yani. Bu ne ya? Çok mu saçma? Heyecanlanınca da hemen çenem düşüyor gerçekten. Pıtı 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 konuşuyorum. Nefret ediyorum bundan. Ben bayılıyorum ama bu haline. Böyle heyecanlanmana da, böyle konuşmana da. Bana bir şey söyle ama böyle kimsenin bilmediği, hiç kimseye söylemediği seninle ilgili bir şey olsun. Sadece ben bileyim. Tamam. Hazır mısın? Ben böyle sinirlenince önlerim ayıngem de yapıyor ya, böyle gözü atıyor ya, tık 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 tık. Bana da öyle oluyor. Şaka yapıyorsun, gerçek olamaz o. Bence de. Tabii ki şaka yapıyorum. Ay çok kötüsün ya. Ya insanın sevgilisiyle alay etmesi iyi bir şey değil yani, ben sana söyleyeyim, hoş değil. Sevgilisiyle? Yani. Böyle çıktı ağzımdan. Ay kız, şu terapiye hemen başlayalım kız. Ağlamaktan içim çıktı resmen. Hiçbir şey yapamıyorum. Ay. Ne oldu bize kız? Ay bilmiyorum ki hayatım. Sanki nasıl bir enerji sorukluğuna girdiysek. Böyle hoşlandığım insan fakir çıkmış gibi hissediyorum resmen. Aa, deme öyle be. Ay kız, nasıl çıkacağız biz bundan? Ha? Bilmiyorum, bir şey yapalım ne olur. Yapmamız lazım vallahi, bilmiyorum. Of. Aa. Kız, ben iyi oldum gibi. Aa, herhalde kitaptan. Kız vallahi kitaptan. Kız benimki de bardaktan mı acaba? Kız koy bakayım sehpanın üstüne. Aa. Aa kız. Kimse. Vallahi iyiyim kız. Kız ondan herhalde. Ay. Maddelerin ruhi. Kız boş boşuna depresyona girdik çıktık yani, şu anda da bana bir neşe geldi, bir ferahatlık, bir huzur falan geldi şu an. Kız benim de oynamam geldi. Kız bir şarkı çal da hadi oynayalım. Hadi kız. Hadi. Ama önce fotoğraf. Kız Allah canını almasın senin. Fotoğraf gene fotoğraf. Hayatım, profilinde tam 400 like'lı 1000 tane fotoğrafın var. Neyine etmiyor hala senin? He? Söz var. Aman iyi, tamam. Kız hadi git de şu küçücük dudağını bir boyan da öyle gel. Ben de o ara stüdyomu hazırlayayım. Hadi. Bu da az çarpık değil. Ay. Aa, kız çıktı mı depresyondan? Ne oldu bana?
Güldün kız. Ben de. Ay, bana bak, söz verdin. Yapacaksın o terapiyi falan bana. Sus, dinlenelim. Ha, tamam, hadi. Ay. En azından kahve varmış yani. Hazine bulmuş gibi sevindim. Eline sağlık. En son Selcuk Usta gelmişti. Onun için almıştım. Telefonlar. Gerçek dünya ile olan bağlantımız. Açacak mısın? Şu an değil. Yani şimdi hiç dünya ile bağlantı kurasım yok. Ben belki hani sizinkiler merak eder, evi aramak istersin falan. O yüzden getirdim. Ya aslında aramam lazım ama ne bileyim şimdi. Açınca rüyadan uyanacakmışız gibi geliyor. Uyanmayacağız, merak etme. Rüyada değiliz çünkü. Ben kafam rahat olsun diye açmıyorum. İyi de işler ne olacak yani? Şimdi sana ulaşamayacaklar da. Sorun olmasın. Ne olursunuz. Şu an hiçbir şeyi keyfim bozamaz. Sen onu falan boş ver de sen bir gelsene, ben seni bir seveyim. Ya ne geziydi ama, değil mi? Ha, sen asıl bombayı bilmiyorsun. Ben köprüde sana hani buluşalım diye not yazmıştım ya. Hmm. Sen köprüye giderken kim çıktı karşıma pat diye? Kim? Yasemin Hanım. Ya ne alaka yani? Tabii ikimiz de bir afalladık. Ben ne diyeceğimi şaşırdım falan. Aa, sen asıl Yasemin Hanım'ın göle düşüşünü kaçırdın. Kadın lak diye düşüverdi. Ama tabii herkes bir bastı, kahkahayı güldü falan, bozuldu ama yani. Şuramda yaşamak istiyorum. Mümkün müdür acaba? Sen beni delirtmek istiyorsun herhalde. Böyle laflar falan. Ben ne bileyim, tam şuraya bir yuva kursam. Piç yanından ayrılmasam. Şimdi düşüp bayılacağım, o zaman göreceksin gününü ama. Ya bu Sherlock Holmes değil ya. Gerçekten bak, çünkü Sherlock Holmes böyle bir adam değil. Ya hakikaten eskiler daha iyi yapıyordu bu işi ha. Değil mi kızım, sen ne diyorsun? Bak bak, triplere bak ya. Gerçi Watson iyi. Yani buradaki Watson'ı sevdim ben. Ya senden iyi olmasın da hani yanlış anlama. Lila, kızım ne diyorsun ya? Acaba biz de böyle bir şey mi girsek ha? Böyle dedektiflik falan, hani ne bileyim, atraksiyonlu falan ya. İşte dedektiflik kariyerimizin ilk müşterisi. Bakalım kimmiş? Hadi gel. Good evening. Yasemin. Merhaba Sinan. Merhaba. Bir şey mi oldu? Ha, yok yok, önemli bir şey yok. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii. İçeri gel. Dur, ben Lila'yı kapatayım. Ha, yok yok, kapatma. Onun evi sonuçta, misafir olan benim. Peki, gel. Geç. Lila, hadi. Arkadaşlarıyla tatile gitti o da. Ne güzel. Ne zaman? Pazartesi gittiler. Hafta sonu dönecekler. Hı. Güzel. Bu ara okullar tatilde ya, eğleniyor işte. Sen ne yaptın bu yaz Neriman? Ay kapalı. Ne? Ay Allah, konu bitmiş. Tatlım, ayol sen anlatsana, işler nasıl gidiyor? Anlat anlat. Çok uğraşıyor bizimki. Ama işte. Ay kimseye ulaşamıyorum. Tatlım anlat sen. Senin işler nasıl Necmi? Sana söylüyor Necmi. Bak ben meşgulüm. İşte iş, güç, ne olsun, piyasa, alışveriş, yani business, bildiğim piyasa işte. Değil mi, değil mi? Bu ara piyasalar fena diyorlar. Öyle, öyle de işte duruma göre değişiyor. Ne demişler, borç yiğidin kamçısıdır. Yok, böyle değil, bu laf buraya olmadı. Şey, yiğidin malı meydandadır. Yok ya, bu hiç olmadı. Yiğidin malını niye karıştırdım ben şimdi? Bulamadım bir anda, buldum.
ekmeğini taştan çıkaracaksın. Ya da taşı sıkıp suyunu çıkaracaksın. İşte böyle. Ben her gün şirkete gidiyorum, çok çalışıyorum. Ondan sonra işte şirketi eviriyorum, çeviriyorum. Yani piyasalar avucumun içinde. Yani neden? Çünkü ben prensip olarak çalışmayı çok seven bir insanım. Yani bulunduğum bu konuma çalışkanlığım sayesinde geldim. O yüzden piyasa avucumun içinde. Yani işi bildiğimden. Ne derler zaten? İşi bileceksin ama işe gitmeyeceksin de. İşte ben gidiyorum. Nerim Hanım da çok çalışıyor belli ki. Çok. What? Çok çalışır. O da çok çalışır. Tamam. Fikretciğim şey duydum ben geçen gün. Bu senin tekneyle ilgili kötü bir olay olmuş. Nedir yani? Tekneye hırsız girdi. Hadi ya. İki işe single malt götürmüş pis herif. Nasıl? Necmi ne yapıyorsun? Necmi yani sinirli bir insan olsa benim yerimde şu yaptığını kaldıramaz yani. Allah'tan sakin bir insanım ben. Tabii hayatım tabii. Sen rezene iç Neriman. İç Neriman iç, rezene iç. Niye rezene içeyim Necmi? Ben pamuk gibi kadınım. Tabii. Sonra ne yaptın? Albert'in kayıp. Ne anlatıyor bu? Terk edilen sevgiliyi diyelim. Adam aslında kızı çok sevmediğini, yani giderse daha da mutlu olacağını düşünüyor ama kız gidince... Çok mu üzülüyor? Geç de olsa anlıyor. Meğer kız tahmin ettiğinden çok daha büyük bir yer kaplıyormuş hayatında. Yazık. Geri dönüyor mu bari? Bilmem, bitirmedim. En son buraya geldiğimde okumuştum. En son buraya ne zaman geldin? Doğum günümden sonra. Doğum gününden sonra. Doğum günü. Doğum gününde sen Roma'da değil miydin? Yok, değildim. Aa, ben öyle biliyorum ama. Hani Yasemin Hanım'la birlikte... Nasıl ya, Roma'ya gitmediniz mi birlikte? Sen o yüzden... Evet. Evet. O yüzden öyle salak salak davrandım. Ama yani Yasemin, sen, Roma... Kıskandım diyorsun. Yani haliyle tabii. Halbuki ben burada seni düşünüyordum. Nasıl günahım alındıysa. Gel. Bırak onu. Bak. Burada böyle durup yıldızları seyrettim. Sonra senin yıldızlara bakıp anlattıklarını düşündüm. Sonra nasıl aklım başımdan aldığını, sana nasıl tutulduğumu... Sen şimdi bir başına burada durup yıldızlara bakıp beni mi düşündün? Ama şimdi buradasın. Yanımda. Hem kim fotoğraf sanatçısı olmak ister ki? Boş ver. Bunlara gelene kadar senin düşüneceğin çok şey var. Mesela kiloğlusun. Kız! Moral vereceksin diye iki dakikada gömdün beni. Bana bak, gel buraya. Vallahi yolarım seni. Çabuk buraya gel. Kız, daha sana kilolusun dedim diye mi kızdın? Sensin kilolu, zayıf şey. Gel buraya. Ay, hiçbir yere gidemiyorum. Her yerde sen varsın. Bana bak. Seni sıska, çirkin. Kız seni. Seni estetikli. Ben neyim estetikli? Sensin estetikli. Şişko. Çirkin. Kız gel buraya, vallahi. Gel buraya. Başımı yollarım seni. Seni anneme söyleyeceğim, şişko. Söylersen söyle. Seni annemi de söyle. Söyleyeceğim. Görürsen söylersin artık. Annem geldi ki. Ay. Kız anan geldi mi? Kız kay, geldi. Kay bakayım kenara. Geldi kız. Ne zaman geldi? Oldu bayağı. Ay Arzucuğum, saçını başını biraz dağıttın. Hayatım,
O kadar güzel bir kızsın ki sen. Böyle ağzın, burnun, maşallahın var yani. Hayatım ben sana böyle estetikli derken hani... hani kraliçeler... Ay tamam sus Koray, başım ağrıdı, affettim tamam. İyi hayatım. Kız bir şey diyeceğim. Bir gün annenle beraber gel, fotoğraflarınızı çekerim. Kız hep cemiyette karşılaşıyoruz annenle, ayıp. Tamam beni çok yordun, ben gidiyorum ha. Yeter. Aa kız nereye? Kahve falan yapsaydın. Ben o kahveden asla içmem. Ha, o zaman bir akşam yemeğe falan gideriz. Bana bak, fotoğraflarımı mail at, yollarım seni. Tamam, tamam. Bye. Bye. Ay Zehra dönmüş demek ki. Koray o kadar gerizekalısın ki yani. İki dakikada böyle batırıyordun her şeyi. Ay şu sinirlerine bir hakim olmayı ne zaman öğreneceksin acaba? Ne zaman? Ay yarın sabah hemen nöroma gitmek zorundayım. Ay Zehra Halıcıoğlu geri döndü. Ay olaylara gel. Ay. Vallahi sen böyle çat kapı gelince ben daha konuşkan olursun sanmıştım. Seni böyle kedi gibi sessiz görmeye pek alışkın olmadığım için. Sessizliğimi bozayım o zaman. Ben çok kötü biri miyim? Buraya kadar bunu sormak için mi geldin? Evet. Sen gülüyorsun ama bu benim için ciddi bir konu. Yani şimdi... senin kadar kendine güvenen bir kadının bu soruyu sorması pek hayra alamet değil ama... Cevap verecek misin? Yasemin, ben açık konuşan biriyim biliyorsun değil mi? Biliyorum. O yüzden benimle ilgili ne düşünüyorsan hepsini söylemeni istiyorum. Peki söyleyeyim. Açıkçası senin üstüne bayağı kafa yordum. Yani seni ilk transfer ettiğimizde... dik duruşun, çalışkanlığın, ne bileyim, yani güzelliğin, ışık saçıyordum. Yani şahane bir kadın dedim kendi kendime. Belli de ettin yani, onu söyleyeyim. Ederim. Ben saklamam biliyorsun. Hayata yalnızca bir kez geliyoruz ve bu bilgiyle yaşıyoruz. Evet, doğru. Hayata sadece bir kez geliyoruz. Geliyoruz da hani öyle bütün hissettiklerini patır patır ortaya dökemezsin. Dökmemelisin. Ya rezil olursan? Yasemin sana hayatın bütün köşelerini tutabileceğini kim söyledi ya? Yaşadıklarım öğretti. Hiçbir şeyi göze almadan her şeyi istiyorsun, farkındasın değil mi? Bazen rezil olacaksın. Bazen utanacaksın. Sonra bazen yeri gelecek. Kendini çıplak hissedeceksin. Oyunun kuralı bu. Bana gelirsek? Sana gelirsek. Yasemin sen pek yumuşak kalpli biri değilsin. Çok zorsun. Çok hesapçısın. Çok kontrollüsün. Çok hırslısın. Yani tabii bunlar benim düşüncelerim. Sen sordun diye söylüyorum. İğrenç biriyim ben biliyorum. Ya, pardon çok... ağır oldu, özür dilerim. Bu... Kimse benim yanımda durmak istemiyor. Herkesi kendimden uzaklaştırıyorum. Ne yapacağım ben? Ben kendimle ne yapacağım Sinan bilmiyorum. Hayır. Bir dakika öyle deme. Öyle deme lütfen. Öyle deme bak. Bak insan değişebilir tamam mı? Yani şu an buna kafayı yoruyor olman da çok çok güzel bir şey. Çok fenayım ben. Bütün dengem alt üst oldu Sinan. Tamam ağla. Ağla açılırız. Ben de buna ne bakıyorsam sanki İtalyanca biliyormuş gibi. Öğreteyim mi istersen? Yani aslında ben öyle bir iki kelime falan biliyorum. Ne mesela? Ciao. Buonasera. Gracias. Gracias İspanyolca. Grazie. Doğrusu. Teşekkür ederim. Grazie. Teşekkür ederim. Grazie. Aslında demek ki o kadar da bilmiyormuşum. Aa şey. Aslında bir şey biliyorum.
şey daha biliyorum yani. Neymiş? Tiamo. Ne demek Tiamo? İşte seni seviyorum. Hadi ya. Yani Tiamo anlamı ya yani hani seni seviyorum. Ha peki şey nasılsın? Come stai? Come stai? İyiyim. Sto bene. Grazie e tu? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Evet. Ya tamam ben kaptım bu işi ya. Tamam tamam. Aynen. Tamam sor hadi sor. Come stai? Sto bene. Grazie e tu? Sto molto bene. O ne? Çok iyiyim. Ha. Ya güzel oldu ya bayağı ben sevdim yani. Arada bir pratik yapalım, çalışalım. Ricordo, stonotte, perché l'inizio di tutto. Ha yok ben bunu hayatta söyleyemem. O ne demek? Bu geceyi sonsuzluğun başlangıcı olarak daima hatırla. Günaydın. Günaydın Sinan Bey. Nasılsınız? İyi. Ne o kız? Yüzünde güller açıyor. Gizli amacına ulaştı, motive oldum. Hmm. Dur bakalım. Daha bugün amacına ulaşacak Gezi. Derya, defne gelmedi mi? Ha, hayır gelmedi. Peki dün kimle döndü otelden? Hiç gördün mü? Yo görmedim. Ya İsmail'e döndü diyeceğim ama İsmail de Yasemin Hanım'ı bıraktı. Tamam. Nerede bu kız ya? Kolay gelsin. Şükrü Bey. Günaydın efendim. Günaydın. İsmail nerede? Ömer Bey bugün yoklar. İsmail de rica etti. Bugün sizi şirkete ben bırakacağım. Anladım. Neyi varmış İsmail'in? Yani gelmediğine göre hasta falan herhalde. Efendim ne yazık ki o konuda bir malumatım yok. Ayrıntı da vermedi. Sadece mazeret olduğunu söyledi. Mazeret. Peki Şükrü Bey, biz devam edelim. Tamam Yasemin Hanım. Buyurun Sinan Bey. Ha, Nazlıcan. Nasıl iş güç? Her şey yolunda. İyi. Ömer geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Anladım. Tamam, sen çıkabilirsin. Peki. Bu ne ya? Ömer yok, Defne'ye ulaşılamıyor. Bugün tatilde benim mi haberim yok? Neredesin be Defne? Aç şu telefonunu ya. Zannettim kalbim duracak, ellerim tutuştu hasretini okşayarak.
Sana bir iş teklifim var. İş mi? Ne işi ya? Güzel ve eğlenceli bir iş. Bir adam var. Kim olduğunu sorma. Bana bir kız lazım. Bu adamı kendine aşık edip evlenecek. Karşılığında da çok büyük para kazanacak. Günaydın. Yeni asistan siz misiniz? Ömer gerçek Defne'yi tanımıyor bile. Benim yarattığım Defne'ye aşık oluyor. Neticede Ömer kim, sen kim? Ömer iyi biri. Yani hatta insanın kıskanmamak için kendini zorlayacağı kadar dürüst. Nasıl istedim, istedim deliler gibi. Günaydın. Günaydın canım. Ben mi uyandırdım? Yüzünü ezberlemeye çalışıyordum. Her santimini. Her ayrıntısını. Bu niye? Öyle. Bir gün ayrı kalırsak yüzümü gözümü kapattığımda hatırlayabilirim diye. Hiç ayrı kalmayacağız. Sana güzel aklını bunlarla yorma. Gel. Hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiç ayrılmayacağız. Bırakmam seni, merak etme. Siz saçlarınızı attıra attıra sinirlenmeden ben hemen bilgi geçeyim. Sinan Bey burada, hatta erkenden geldi. Ömer Bey yok. Ömer yok mu? Oradan derken ayrıldı. Kafası bir şey mi attı acaba? Bilmem. Ama yani bu tatil beklediği gibi geçmemiş olabilir. Şahsen ben hiç meyve toplayamadım. Ha yani çok magazinsiz geçti. Magazinin kralı oradaydı ama sen fark edememişsin. Nasıl? Ne oldu? Mazeretim var demiş. Ne mazeret olabilir ki? Nasıl bir hayatı var onu bile bilmiyorum. Bay Gizem yani. Geldi öyle seslerin arasından, dengemi bozdu. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Anlamadım ben. Turgut Uyar. Ne o? Yeni bir kozmetik firması mı? Ay Derya. Ay siz hala Ömer Bey'den mi bahsediyorsunuz? Ay hayır. Şu an Ömer'de, magazinde hiçbir şey umurumda değil. Hadi git artık, zaten işim var. Nasıl umurunuzda değil ya? Yasemin Hanım, ne oluyor size? Hiçbir şey olmadı. İçime hayat geldi diyelim. Hadi Derya git, hayatımdan çalma. Aman, iyi tamam peki. Neriman Hanım. Neriman Hanım. Neriman Hanım. Neriman Hanım. Neriman Hanım. Mine biraz dikkat etsene ya. Sen kilo mu aldın? Bayağı ağırlaşmışsın. Biraz rejim yap. Ay Necmi Bey. Neriman Hanım. Kaldı böyle. Bırak kalsın. Nasıl yani? Ben fişini çektim. Bırak öyle kalsın. Ay ama rica etsem tekrar takar mısınız? Çünkü ben biraz korkuyorum da. İster takarım, ister takmam. Ben istersem takarım. Sen işine bak. Ben gidiyorum. Hadi. Ay ama bir dakika Necmi Bey. Neriman Hanım ne olacak böyle? Mine ben sana ne dedim? İşine bak demedim mi? Bırak kalsın. Böyle iyi. Hadi ben gidiyorum. Tövbe bismillah. Tövbe estağfurullah bismillah. Tövbe. Bismillah, tövbe. Günaydın abi. Günaydın kız, ekmek arası. Gel kahvaltını et. Ablam akşam gelmedi mi? Yatağı hiç bozulmamış. Şey.
Oturma. Kalk oradan. Anneanne, sen hayırdır? Ekmek kalmamış. Git Esra, ekmek al. Ya ödünü kopardın kızım. Bu muydu? Otur sen, ben alırım ekmek. Sen otur. Sen git. Anneannem, mısra düğmesi açık kalmış. Daha fazla çırpınmayalım. Ben en iyisi ekmek almaya gideyim. Anneanne. Hı? Ürküyorum. Çünkü ürkütüyorsun. Ürkme, sorularıma cevap ver. Ay benim gül yüzüm kızım, kocaya mı kaçtı sahiden ha? Ay Türkan, başına bu da mı gelecekti Türkan? Yine bir dram çeşidini kendine konu olarak seçmişsin. Vallahi bravo anneanne ya. Yahu İso gelmedi mi buraya? Konuşmadı mı seninle? Anlatmadı mı her şeyi? Geldi, konuştu. Eberek güberek bir şeyler anlattı. Ama ben tatmin olmadım. Ne dedi sana tam olarak? Defne güvende dedi. Yanlış bir şey yok, yakında gelir dedi. Merak etmeyin dedi. Sen de merak etmem lazım, yoksa olmaz dedin. Ne yapayım be oğlum? Benim tabiatım böyle. Hem siz bana annenizden emanetsiniz. Aman aman, sabah sabah annemden konu açılmasın. Boş yere antibiyotik içmiş gibi olmayalım yine. Defne iyi. Sabah konuştum ben. Ay, niye söylemiyorsun bana bunu? Çatlatıyorsun beni oğlum. Ne dedi? Sahiden kocaya mı kaçmış? Nerede şimdi? Nasılmış? Hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili basın açıklaması hazırlıyormuş anneanne. Allah Allah! Taktın sen de kocaya. Çıkmıyor oradan artık. Ay tamam, tamam çıktım. Sen anlat. İyiymiş işte. Her şey yolunda. Merak edecek bir şey yok. Birazcık kendi yolculuğunu yaşaması gerekiyor. Bize de bu durumda geride durmak düşüyor anne. Peki niye aramıyormuş beni? Yani öncü kuvvet olarak beni gönderdi diyelim. Hayat kurtaran taktik. Hadi ben kaçtım. Kahvede bir ton iş var. Hadi. Gizli gizli konuşmak için beni ekmeğe gönderdin değil mi anneanne? Kesin ablamla ilgili bir şeydir. Gündemden bu kadar uzak kaldığıma inanamıyorum. Resmen çaptan düzdüm. Yok, yok. Konu beni giderek içine içine çekiyor ama ben gelmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Anneanne ne olur bak sen bir şey söyle lütfen. Ya söyleyecek bir şey olsa. Ya önceden bu Defne ile Serdar ne güzel didişip duruyorlardı. Biz de her şeyi öğreniyorduk. Heh, şimdi ortak oldular. Kaldık böyle. Açmıyor. Ah kız Defne. Sabah sabah yalan da konuşturdun beni. Neyse ya. Hadi bakalım. İso'ya güveniyorum. Aklım sende be kızım. İnşallah iyisindir. Ben bir evi arayayım diyorum. Ara tabii. Ne diyeyim? Ne demek istiyorsan. Yani çok mutluyum. Sadece o kadar. Öyle söyle o zaman. Yani bu tabii yaptığımız çok açıklanabilir bir şey değil ama yani bütün dünyadan da kaçtık. Eve gitmedim. Bugün pazartesi, işe de gitmedim. Benimle berabersin Defne. Birlikteyiz. Birlikte olabilmemiz için bütün dünyadan kaçmamız gerekiyor. Sadece birkaç günlüğüne dünyada bir tek biz varmışız gibi davranmak istedik, o kadar. Benim kimseden bir şey saklama niyetim yok. Açık konuşayım. Ama sen tabii anneanneni ara. Ara, kadıncağız merak etmesin. Ama sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Benim yanımdasın. Olman gereken yerde. Ne oldu? Elindekini bırak. Sarılacağım. Ha.
Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın Necmi. Dünyanın en şahane idari müdürü. Yapmayın beni şımartıyorsunuz. Necmi Bey, tatil harikaydı. İyi ki varsın. Sen de harikaydın. Sen de harikaydın. Sen de iyi ki varsın. Gerçekten Necmi Bey, muhteşem bir geziydi. Tabii ki sizin sayenizde. Ama gerçekten utanıyorum. Aa Necmi Bey, ofis hayat getirdiniz resmen. O senin güzelliğin tatlım. Hadi hadi, herkes işinin başına. İyi, sana ne be? Vedat, seni keseriz. Gıcık gözlük, ne olacak? Yürüyün kızlar. Hadi be. Mıcık mıcık. Evcim iş yeri. Şuraya bakın. Şşş Vedat, ne yapıyorsun oğlum? Bir geldin bütün kızları kaçırdın. Senin doğanda mı var bu? Sen kız kaçıran mısın? Yok Necmi Bey, çalışmıyorlar ki. İşlerini yapıyorlar. Ne oldu o zaman? Neyin var? Ya zaten tatilde hiç Derya ile konuşamadım Necmi Bey. Dün gece gözlüğüme hiç uyku girmedi. Resmen canım sıkmıyor. Ha, senin derdin anlaşıldı. Tamam, merak etme, çözerim ben o meseleyi. Ha. Nasıl çözeceksiniz Necmi Bey? Ya tamam, çözerim dedim. Bana biraz zaman ver. Sinan yerinde mi? Yerindeydi en son. Necmi Bey, nasıl çözeceksiniz? Ben ne olacağım ama? Ne yapıyorsun? Gözlük. Necmi Bey, benim problemim. Gözlük. Yakışıklı gel. Ama bak, bu samimiyet benim hiç istemediğim yerlere doğru gidiyor. Bir düş yakamdan ya. Çözeriz dedim. Tamam Necmi Bey. Bekliyorum. Bak, 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 bak. Hareketlerine bak. Ne güzel kız, yaptığın hareketlerine bak ya. Bitmiş gençlik. Giymiş mini eteği. Şekiller, şemalar. Hacker'ım ben, hacker. Buyurun. Ne haber Sinan? Hoş geldin Necmi. Hoş bulduk. Ne geziydi ama ha? Ne haber, nasılsın? Ne olsun. Sinan, iyi misin? Vallahi bilmiyorum abi. Yani hani kötü düşünmeyeyim diyorum ama... böyle beynimin içinde de ihtimallerini artık tak tak böyle kafama vuruyor. Nedir, anlayamadım. Ya ben sabahtan beri Ömer'i arıyorum, ulaşamıyorum da. Gelir canım birazdan. De işte defterinin de telefonu kapalı. Hani ne düşüneceğimi şaşırdım artık. Böyle duvarlar da üstüme üstüme geliyor. Yani çıldıracağım. Yani bir şey de kondurmak istemiyorum ama... sence bunlar birlikte mi abi? Oho, bin tane arama. Ay evlensem bu kadar arayanım olmaz. Ne diyorum ben ya? Ali abi. Ha, Defne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok mutluyum. Ya merak etme diye aradım. Emin misin? Ya ne yaptığını biliyor musun? Ya aklın başında mı senin, onu söyle. Değil. Ama yani kötü bir şey yapmıyorum. Şu an sadece burada olmak istiyorum. Sence yanlış mı? Değil. Yanlış değil. Sen kendine bir yanlış yapma da gerisini boş ver. Yok yok, merak etme. Gerçekten kötü bir şey yapmıyorum. Hatta tam tersine. Hayatım boyunca kendime yapabileceğim en büyük iyiliği yapıyormuş gibi hissediyorum. Ha, böyle hissediyorsan tamam zaten. Sorun yok. Evdekiler nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Merak etme sen. Tamam o zaman. Ben seni daha sonra ararım. Tamam. Ara ama bak. Daha sık ara. Ya mesaj at. Ya, iyi olduğunu bileyim, bana yeter. Buralar bende. Tamam? Tamam. Abi, seni seviyorum. Neredesin Defne ya? Nasıl düştün sen bu yolu? Hayat gerçekten çok acayip. Defne. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hatta biraz fazlayım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için... kaldıramam diye korkuyorum. Alışacağız. Ama birlikte alışacağız. Mutluluğa alışmak. İyiymiş. Ben bir markete gideceğim. Böyle 3-5 bir şey almaya. Bir de bakayım pazı var mı hala? Varsa. Unutmamışız. Ama söz vermiştin. Tamam canım, yapacağım, tamam. Başka bir şey lazım mı? Yok. Öyle kafana göre. O zaman tamam, ben dönerim bir saate. Sen burada bak, bekle beni. Böyle bir yere falan kaçmak yok. Nereye kaçacağım canım? Bu kadar güzel bir adamın yanından. Kendi güzel, kalbi güzel. Niye kaçayım değil mi? Hmm.
Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ha, ensemden uylanırım. Efendim? Yani daha önce kimseye söylemediğim bir şey söyle demiştin ya. Çok ilginç bir şey değil ama hani kimse bilmez. Ensemden uylanıyorum. Böyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani işte olaylar böyle gelişti. Yani ihtimal de var gibi aslında. Ne diyorsun? Yani birlikte mi bunlar? Nereden bileyim? Bilmiyorum valla Sinan. Ben nereden bileyim ben? Ne derler? Su akar, yatağına kavuşur. Neyse ben işimin başına gideyim. İşler beni bekler. Hadi sana da kolay gelsin. Sağ ol. Kız, bak şu içi çikolata dolu şeyden yap, ondan istiyorum. Bir de kısır istiyorum. Yeşil soğanlı biraz fazla koy. Yaprak sarması varsa yaprak sarması. Bir de atıştır bak, ne olur künefe. İçim falan kıyıldı. Böyle kaldı bu. Hayır, Necmi Bey fişini çektim falan dedi ama ben bir şey anlamadım ki. Kız Mine, yemin ediyorum sen salaksın. Telefonsuz kalmıştı o yüzden böyle. Nerede bunun telefonu? Ay bilmiyorum, Necmi Bey sakladı herhalde. Sabahtan beri bakındım ama bulamıyorum ki. Hadi git getir. Kız, bombelere gel, bombelere. Zehra Hılıcıoğlu dönmüş. Hayır, ben başı belada kolay kolay yurt dışından gelmez diye düşündüm. Ay dün bende şey vardı, Arzu. Kızı var, dünya çikinelesi. Annem gel demez mi? Başımın aşağı kaynar sular döküldü o ara. Mine! Nerede telefon, bulamadın mı kız? Ay bulamadım. Ay bu gerizekalı, vallahi. Bana bak. Bak bulursam. Bu ne bu? He? Bu ne? Salak. Kız, Halıcıoğlu'nun dönmesi demek yeni savaşlar demek. Gerçi ben sevmem savaş falan. Kız barışın. Hadi. Hadi vallahi barışın. Ay Kori, sen ne diyorsun ayol? Ay vallahi keyfim yerine geldi. Bana bak, tırnaklarım ne zamandır kaşınıyordu birini tırmalamak için. Ay iyi oldu bu Zehra'nın geldi. Ondan kapışırız artık ha? Resmen magazin. Yani gel sevdiğinden değil de tabii. Ay hayatım, biz dedikodu magazin böyle şeyleri sevmeyiz ki zaten. Bana bak, onun kızı da evlenemedi değil mi? Karta da kaçtı, koca da yok. Hı? Kız kim, ne yapsın o kızı? Çirkin bir de. Hı. Aman boş ver hayatım, boş ver. Ay dur, ben bir Necmi'yi arayayım. Mine! Kız burada mıydın? Hadi börek falan getir, dolma falan. Kız ne tutuyorsun? Karnım aç, hadi. Aa, Neriman arıyor. Kim verdi buna telefonunu geriye? Alo. Necmi, neredesin sen? Bana bak, o şirkette ne oluyor ne bitiyor? Her şeyi bana hemen anlatmanı istiyorum. Ama kendi cümlelerinle. Necmi, hadi neler oluyor? Çabuk anlat bana, rapor et her şeyi. Mine, nerede o içi dolgu çikolatalı şeyler? Kız! Hayatım, magazin yok, hiçbir olay yok, her şey yolunda diyorum. Yani o Sinan'la hala arasında bir şey var mı, onu anlayamıyorum. İşte sen onu anlat, sen onu bana söyle diyorum ama. Tamam hayatım, tamam. Ben dikkat ederim her şeye, merak etme. Zaten geçenlerde benim bütün sinirimi bozdu. Ama sonra yeniden onunla beraber oldu diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, yine aralarında bir
diye aşk başlar gibi mi oldu, olmadı mı? Necmi! Dur, 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 dur. Geliyorum hayatım, geliyorum Neriman, hemen geliyorum. Bu ne be? Aa. Sinan, ne oldu? Bir telefon aldım. Bir şey mi olmuş? Kimle ilgili? Ömer'le mi ilgili? Bir şey mi olmuş? Yok. Ömer değil Yasemin. Söylesene Sinan, kalp krizi geçireceğim şimdi. Korkutma beni. Kime ne olmuş? Mr. Tramba. Yani Yasemin. Hani sakin ol ama. Mr. Tramba. Sinan. Ölmüş. Kalp krizi. Ben de Ömer'e bir şey oldu zannettim. Demek Mr. Tramba. Nasıl olur ya? Hayat. Ne yapacağız? Ne yapacağız işte, taziyeler, çiçekler falan. Yanlarında olacağız. Biliyorsun oğlu Deniz. Biliyorum Deniz. Ömer pek sevmez onu. Hiç sevmez. Biliyorsun Deniz biraz kirli oynamayı seven bir çocuktur. Bilmez miyim? Şeytanın ta kendisi o. Neyse canım yani. Çocuk babasını kaybetmiş. Yazık, dağılmıştır. Umarım bu vefat o dengeleri bozmaz. Bozacak. Deniz yönetimi ele alacak ve piyasayı kasıp kavuracak. Eminim. Neyse Yasemin, şimdi ortada bir ölüm var. Artık geri kalan şeyleri sonra düşüneceğiz. Ay resmen sezon. Bak şimdi şekerim. Ben diyorum ki bir çizelge hazırlayalım. Bu kışki depresyon ana maddemizi belirleyelim ve kovalayalım. Kız bence Zehra olabilir. Korkulu rüyası olalım. Her yerde karşısına çıkalım onunla. Arkadaşlarıyla arkadaş olup onu yalnızlaştıralım. Kız çok zekice. Biz çok zekiyiz vallahi. Hep söylüyorum tatlım, biz çok özeliz. Kız şimdi diyorum ki, yani Çeşme'den yavaş yavaş insanlar dönüyor İstanbul'a. Kışa da girdik malum. Böyle Nişantaşı'nda, Koriş adında küçük bir kahve dükkanı açsak, böyle bütün gün kahvelerimizi içsek, istemediğimiz insanları içeri almasak, kendi krallığımızı kursak ya. Ay çok güzel fikir Koriş. Ay deli magazin yaparız. Ay nereden baksan sükse yani. Kız bütün yaz kaldık buralarda. Kışın mutlaka bunun açısını çıkarmalıyız. Ay çok doğru diyorsun hayatım. Kışın dağdan, kayaktan fotoğraflar yükleyelim. Ay yoksa cemiyet içindeki itibarımız iki paralık olacak. Ben de böyle bir davetler yaparım. Yıkarım ortalığı. Ay yıkarsın da. Ay kız Nöro, sanki üzerimize böyle ölü toprağı attılar. Kız yıkmamız lazım her şeyi. Böyle hazır ben yazın biraz kilo verdiğim için böyle kışında filinta gibi olup rüzgar estirelim. Kimse bizi durduramasın sonra ha? Yıkalım canım benim. Ay kız, Necmi Hoş Bey ne yapıyor? Nasıl şirkette işler? O ofisler, olaylar, durumlar, Defneler, Ömerler. Hayatım, hiçbirine ulaşamıyorum ki. Ay Necmi de bir tuhaf oldu zaten. Neyse gelsin işten, alacağım ben havadisleri ondan. Kız, şu iş ayağımıza dolanmadan bir sonuçlansaydı. Yani geceleri kızım resmen Defne'nin saçlarını örüyorum. Ya o kadar isterleştirmişim olayı. Ay sorma, benim de rüyalarıma giriyor. Ay şöyle hayırlısıyla bir sona gelseydik. Kız yani bizim gibi obsesiflikten uzak duran insanları bile ne hale getirdiler. Gecemiz gündüzümüz oldular resmen. Ay çok doğru diyorsun hayatım. Yani deliler bize deli dediler. Ama bir şey diyeyim Nöro. Biz çok özeliz biliyorsun değil mi? Öyleyiz. Mine! Atla! Ay kalıyordu boğazımda, korkuttun beni. Ay hayatım ya, çok uyuşuk ya. Üf, bıktım bundan. Ay dur. Ben de bağırayım. Mine! Tatlı! Tatlım. Kız yiyelim. Kız koysana şuraya. Elinde tutuyor bir de. Koy. Ay baklavalara bak. Gel gel. Kız yememiz lazım bunları.
Kız kurudu kaldı. Süzüm süzüm süzüldüm vallahi. Belim olmuş şu kadarcık. Yemin ediyorum yeni ölçtüm belimi. Bana bak. Az mı? Az mı? Olmadı sipariş ederiz. Ama tatlım rejimdeyiz diye bu kadar yaptım. Zaten ben sana söyleyeyim yiyemezsin o kadar. Midemiz küçüldü bizim bak. Bence de. Bak şu kadarı bana yeter. Diğerlerini sen yersin artık. Ama ne var ki şurada küçük 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 küçük. Bak, değil mi küçük, kız? Küçük. Vallahi. Ama daha şey yememişsin öyle. Evet tatlım. Tereyağlı yaptın değil mi bunları? Tabii tabii. Aferin. Anca bu kadar yapabildi. Tamam. İyi hayatım hadi. Başında tepemde lokma mı sayıyorsun kız? Aman şurada kaç lokma yiyorsun ki neyi say? Kız yani eski iştahım kalmadı. Eski iştahım olsa silip süpürmüştüm bunları. Aşkım rejimdeyiz ya miden küçüldü. Böyle azıcık yediğin zaman doyuyormuşsun. Bak göreceksin doyacağız diye düşünüyorum ben. Ben yemek yemeyince sinirlerim bozuluyor. Böyle zayıflayınca sinirlerim bozulup böyle kaslarım falan eriyor gibi hissediyorum. Rejim yapıyor insana böyle şeyler. Ay, yaptırıyor. Neyse dayanacağız artık aşkım. Ay öyle ne yapacağız kız? Anneannem tutturdu Defne kocaya mı kaçtı diye. Bütün sabah onunla uğraştım. E onun zamanında kocaya kaçmak varmış. Şimdi öyle bohça toplama falan kalmadı. Vallahi çağın değişen kodlarından çok bu işin nereye varacağı beni ilgilendiriyor. Mevzu çığırından çıkmasın da. Canım çıksın ne var? Ya öyle ölçülü biçili mi yaşanır hayat sürekli? Ne güzel yaptı Defne valla. İlk defa başkalarını düşünmedi. Doğru diyorsun. Bunca yıldır aile hep onun sayesinde ayakta kaldı. Kendini hep bize göre ayarladı. Artık kendi hayatını yaşama zamanı geldi. Canım arkadaşım ya. O kadar merak ediyorum ki nasıl olduğunu. Ya iki saniye sesini duysam. Mutlu mu acaba? Sabah konuştum ben. Sesi iyi geliyordu mutlu. Açmış mı telefonunu? Hı hı. Ya öyle söylesene arayayım hemen. Nihan. Hı. Annen. Serdar. Hı. Uçtum ben. Sadece uçma motor da tak motor da tak hadi hadi. İyice düşman aile çocuklarına döndük iyi mi? Ya yakında mahallede bizim yüzümüzden ikiye bölünür artık. Anneciğim, pazara gitmek için biraz gergin değil misin? Hani pazar yeri ne bileyim daha neşeli bir mekandır ya. Neşe neymiş? Terör estireceğim terör. Cümle alem görecek Endam'ın kim olduğunu. En çok da o doğmacı Türkan. Sabah nezaketten duydum. Arkamdan dolmacı Türkan diyormuş. Edepsizliği iyice ele almış. Bugüne kadar edebimizi koyduk da ne oldu? Ha? Tepemize çıktılar tepemize. Ama bundan sonra görür onlar. El alem kız anasını el üstüne tutar. Bunların hiç umrunda değil. Kız anası ya. Aa, yollarına kırmızı halı sereceğiz hanımın. Biz de kız anası olduk biz de. Ama böyle onun gibi köylü kurnazı değildik. Ama suç benim salak kızım da tabii. Ben ne yaptım şimdi? Annen ne yaptı ki şimdi yani anne? Daha ne yapsın? Salağın önde gideni, bayrak sallayanı daha ne yapsın? Daha ne yapacaksın kızım? Ha, gittin ilk taliplerinin ağzına düştün. Ay kızım ben sana küçükken hiç mi akıl veremedim? Ha, birazcık naz yapsan olmuyor mu? Tutturdu Nihan da Nihan diye. Hayır tutturmasın demiyorum. Hobi olarak yine tuttursun ama bu kadar da belli edilmez ki be Serdar. Her şeyin heveslisi olmayacaksın kızım. Böyle yaparsan ne senin adın olur, ne ananın, ne babanın. Böyle dolma kasesini geçiriverirler kafaya. Oh, ne iyi ettim de dolma kabını geçiriverdim kafasına. İçimin yağları eridi, akıp gitti. Sen iyi ettin diyorsun da biz böyle düğüne kadar Türkan'ından savaşları mı izleyeceğiz? Evet. Evet. Ne demek evet? Düğüne kadar böyle burnumuzdan mı getireceksiniz Serdar'la? Biraz da sizin burnunuzdan gelsin. Ne olur. Ben kızını kuru kuruya verdi dedirtmem. El aleme de kendimi güldürtmem. Şimdi o endam görgüsüsü kurum kurum kurulacak. Kuru kuruya kız vermem diyecek. El aleme rezil olamam diyecek. Ha, güya kapris yapacak. Onu isteyecek, bunu isteyecek. Ha, güya Serdar'ı maymuna çevirecek. Ama avcını yalar. Görecek o Türkan. Görecek o endam. Çekil mi? Ah, aşk
aşkım. Hoş geldin. Hoş geldiniz Necboş Bey. Neriman, seninle konuşmamız lazım. Ay biz dedikodu falan yapmıyorduk. Vallahi yani yapımızda yok zaten. Hiç sevmeyiz. Koray, evine. Ay. peki madem. Ay ne güzel yedik içtik, doyduk, eğlendik. Ay nöron beni ararsın. Hoşça kalın Necmoş Bey. Mine sen de bizi yalnız bırak. Ay kocişim, karısıyla baş başa mı kalmak istermiş? Neriman, Neriman otur konuşmamız lazım. Alo Sinan. Ömer. Ya oğlum neredesin ya? Delirdin meraktan. Bir anda ortadan kayboldun, kayboldunuz. Dağ evindeyim. Birkaç gün burada kalacağım. Beni idare edersin değil mi kardeşim? Dağ evinde misin? Ömer iyi misin? Bak doğru söyle. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Merak etme. Böyle olması gerekti. Yani bir süre buradayım anlayacağım. İyi, tamam peki. İyisen sorun yok. Tamam, dikkat et kendine. Sen de. Bu arada Ömer. Defne... Zaten Defne de yanında mı diye sorulmaz ki. Ne? Yanında mı acaba? Neriman, sana çok önemli bir haberim var. Ay Necmi, söyle. Ay korkutuyorsun beni ha. Korkma, korkma. Galiba dediğin oldu, sen kazandın. Büyük oyunu. Ömer Defne oyununu. Hala oyun diyorsun. Senin hiç mi duygun yok Neriman? Ay Necmi, ay ne oluyor sana böyle bir George Clooney haller falan? Neriman, bu iş artık oyun olmaktan çıktı. Bunu görmen, anlaman lazım. Bu tabii ki bir oyun Necmi. Ömer Defne'yi tanımıyor bile. O benim yarattığım oyunun kahramanı. Ay her şeyi ben yarattım. Bari sen böyle söyleme. Hayır efendim, senin hiçbir şeyden haberin yok. Şimdi anlattıklarımdan sonra bu oyuna son vereceksin. Tamam mı? Söz mü? Ay tamam. Söz mü? Ay tamam, söz. Defne ile Ömer... Defne ile Ömer birlikteler. O otelden birlikte çıktılar. Şu anda beraberler. Ay Necmi, sen ne diyorsun? Ay bu çok büyük bir olay. Ömer Defne'ye aşık oldu yani. Evet, aşık oldu. Yani senin istediğin oldu. Sen de artık çocukları rahat bırakacaksın. Bundan sonra oyun, müdahale, kumpas yok. Anlaşıldı mı? Necmi, bana böyle tehditkar tehditkar konuşma. Eğer onlar birlikte oldularsa benim sayemde birlikte oldular. Ben ince ince her şeyi işledim. Ben yaptım, bu hale getirdim. Bundan sonrasında ne olacağına da ben karar veririm. Hayır efendim, ben karar vereceğim, kararımı da verdim. Artık çocukların üzerinden elini eteğini çekeceksin, anlaşıldı mı? Bir daha karışmayacaksın. Eğer karışırsan ortalık öyle bir karışır, hiç kimse toparlayamaz. Anladın mı beni? Söz mü? Ay Necmi, hiçbir şey anlamıyorsun. Hayır efendim, ben anlıyorum, sen anlamıyorsun. Söz mü? İyi tamam, söz. Hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam, karışmayacağım. Gel. Geldim. Beni çağırtmışsın. Yok, çağırtmak değil de... neyin var onu merak ettim. Sabah seni yerinde Şükrü'yü görünce şaşırdım. Şaşırdın? Evet. Ben de şaşırmana şaşırdım. Sen öyle istemedin mi dün? Ben de sabah Şükrü abi arayıp hallettim. Ya biliyorum, ben öyle dedim Ömer ama... Ömer Bey gelince bakmak lazım tabii. Sonuçta Şükrü abi yerine beni ister mi bilemem. Bak, sana dediklerimle ilgili çok düşündüm. O kadar düşününce de fikrini değiştirdin. Fikrim hiç değişmemişti ki. İsmail istediğin zaman gelsin, istediğin zaman gitsin dedin. Konuşmama izin verecek misin? İnsanları kendi keyfine göre yönetmeye bayılıyorsun değil mi Yasemin? Sen sağ, öbürü sola, bu ortaya. Sonra olmadı baştan. Yeter. Konuşma sırası bende. Evet, sana ne söylediğimin farkındayım. Laflarım amacını aşmış olabilir. Yani?
Dolambaçlı laflardan anlamıyorum da ben. Daha nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Vallahi ben de bilmiyorum. Yasemin. Pardon, müsait miydin? Tabii tabii Sinan, gel. Mesai işinle ilgili konuşmaya sonra devam ederiz. Tamam mı İsmail? İsmail sinirli miydi, bana mı öyle geldi? Yok canım, onun genel tavrı böyle. Biraz sert mizaçlı, ben alıştım. Sen ne diyecektin? Ha ya, benim acil üretime gitmem lazım. Bu iş güvenliği için de iki tane uzman gelecek. Onları sana paslasam olur mu? Tamam, ben hallederim, merak etme. İyi, tamam, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Neredesin ya? Özledim. Ara, aman hemen ara. Hiç boş durma. Ne diyeceğim şimdi ben bu kadına ya? Benim yalan bulmam lazım. Yalan bulmam lazım. Ah, buldum. Alo Neriman Hanım. Defne. Ayol, ne zamandan beri sen güzel haberleri saklıyorsun şekerim? Ömer'le birlikteymişsiniz. Ay süper, süper. Hatta muhteşem, muhteşem ikili. Yok yok Neriman Hanım, ben şeydeyim, Manisa'da akrabamın düğünündeyim. Daha göbek atacağım, halay çekeceğim falan. Aa, ben size söylemiş miydim? Ben çok iyi halay başıyımdır. Söylemiş miydim bunu? Ay, ben senin orta sınıf mahcubiyetini yerim kız. Aa, biliyorum hayatım. Ben sizin birlikte olduğunuzu, utanma böyle şeyler. Utanılacak şeyler değil. Çok güzel. Utanma sen. Ben biliyorum, biliyorum. Neriman Hanım, bakın. Bak, sakın kendini naza çekeyim falan deme. Zaten uzun vadeli bir evlilik olsa güzel bir taktik. Ama öyle değil biliyorsun. Düğünü hemen bir an önce yapalım. Ondan sonra da sen zaten gideceksin. Arrivederci Defne. Git Defne, git. Gideyim mi? Aa şekerim, anlaşmamız böyle ya. Sen artık düğünden sonra Manisa'ya mı gidersin, Sibuti'ye mi gidersin? Orası da beni çok ilgilendirmiyor zaten. Gidersin artık bir yerlere. Ömer'i de düşünme. Çünkü iki gün ağlar, unutur. Bu işler böyledir. Ondan sonra da biz de artık köşkü alır bir güzel çökeriz deve gibi. Bir daha da yerimizden de kalkmayız artık. Aklımı seveyim ben. O zaman ben Manisa'dan dönünce şey yapayım. Peki. Türkiye Hanım teyze, kolay gelsin. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey, rahatsız olmasaydınız. Aman efendim, estağfurullah, ne rahatsızlığı. Ayakta kaldınız, buyurun oturun. Ya ben böyle, kusura bakmayın, haber vermeden geldim ama. Aman efendim, keşke her haber vermeden gelen sizin gibi olsa. Aman efendim, teveccühünüz. Esra'ya böyle küçük bir hediye getirmiştim. Hani okullar açılıyor malum. Ay, niye zahmet ettiniz? Sağ olun. Rica ederim, ne zahmeti. Güle güle giysin. Sağ olun. Bu da böyle sizin için, hani ağzınız tatlansın. Allah her eve sizin gibi oğul, sizin gibi damat nasip etsin inşallah. İnşallah. Çay içersiniz değil mi? Hemen demleyeyim. Yok aman, hiç zahmet etmeyin. Ben zaten öyle çok kısa uğramıştım. Bakacaktım. Defne'yi soracaktım. Defne şirkette değil mi? Şirkette. Şirkette de. Ben işlerimi
Bir toplantıya gitmiştim, o yüzden erken çıktım. Hani belki Defne de işlerini bitirmiş çıkmıştır diye düşündüm. Yani öyle ayaküstü bir uğrayayım dedim. Hepinizi göreyim istedim öyle bir. İyi etmemiş miyim? İyi etmişsiniz canım. Türkan Hanım. Endam Hanım, senin ne işin var burada? Misafirim var. Şimdi git, vukuatını sonra çıkarırsın. Vukuat çıkartmaya değil, müzakere yapmaya geldim. Kız anısı olarak haklarımı garanti altına alacağım. Nasıl olacakmış o? Nasıl olacakmış o? Masanın bir tarafına sen, diğer tarafına ben oturacağım. İsteklerimi böyle tek tek söyleyeceğim. İyi, ben de söylerim o zaman. Erkek tarafı olarak benim de haklarım var. İyi, tamam, sen de söyle. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Malum sizin de işleriniz var. Gitmeyin Sinan Bey. Kalın, hakem olarak kalın. Kimsenin hakkının kimseye geçmesini istemiyorum ben. Şahsen ben kendim adalet duygusu olan bir insanım. Diyorsunuz. Geçin bakalım Endam Hanım. Geçtim bakalım Türkan Hanım. Peki madem. Dedi ya. Bildiğin toparlan git dedi. Ama haklı yani. Evlendikten sonra ortadan kaybolacağım dedim. Ben ne yapacağım ya? Evlenirsek ayrılacağız. Ama yani... Anlaşma uymaz kalırsam her şeyi Ömer'e söyleyecek, yine ayrılacağız. Ama ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben? Nasıl güvendi ya? Gerçeksin dedi bana. Ben şimdi nasıl böyle bir yalanın içinde olduğumu söyleyeceğim. Ama ben söylemezsem de Neriman Hanım her şeyi söyleyecek zaten. Ömer bunu hiç hak etmiyor. Eğer ben burada kalırsam her şey daha da kötüye gidecek. Can yapma, yardım et, ne yapayım? Türkan teyze, siz en son hangi maddede ısrarcı olmuştunuz? Düğün maddesi. Öyle düğün maddesi olmaz Türkan Hanım. Neden olmazmış? Neden olmazmış? Çünkü düğünü erkek tarafı yapar her şeyle beraber. Öyle kız tarafı onu yapsın, bunu yapsın denmez. Hayat müşterek. Bunlar yarın öbür gün evlendiklerinde evi birlikte geçindirmeyecekler mi? Ay çok rahat söylüyorsunuz Türkan Hanım. Ne diyeceğim ben millete? Elin çulsuzunu damat olarak aldı. Bir de üstüne düğünü mü yaptı diyeceğim. Ah ne ala. Bana bak. İkide bir de oğluma çulsuz deme. Deliririm bu müzakere masasını. Hadi devir. Hadi devir de göreyim. Oo, bir dakika tamam. Stüdyoda ortam çok gerildi. Lütfen biraz reklam arası verelim tamam mı? Lütfen. Evet. Ay, ay benim elim Sinan Bey yok da ben çığırımdan çıkacağım şimdi. Çık. Çık bakalım. Nereye kadar çıkıyorsun görelim biz de. Hayır. Hayır. Lütfen. Çok sataşma var. Hayır. Ben mola istiyorum. Tamam. Time out. Lütfen tamam. Oturalım bir sakin olalım. Evet. Tamam. Yalnız benim... Lavabo ne taraftaydı Türkan teyze? Üst katta. Yalnız ben dönene kadar... ...lütfen bu sakinliğinizi ve sükunetinizi koruyun. Biz sessizliğimizi bozmuyoruz. Lütfen. Evet.
Nasıl? Oldu mu ayağına? Evet, çok teşekkürler. Rica ederim. Güle güle giy. Anneannemle Endan teyze nasıl gidiyor? Ya sorma. Her maddede böyle. Dişe diş, göze göz. Sen tarafsız çizgini bozma. Yoksa seni çok fena harcarlar. Merak etme, harcatmam kendimi. Bizim aileye çabuk uyum sağladım. Tebrik ederim. Öyle herkes yapamaz. Öyle mi? Yani nedir peki benim şimdi? Özel mi hissetmem gerekiyor? Bence hisset. Bu arada yukarı çıkıyordun. Ha, şey, lavaboya. Sen çık, sen dönene kadar ben bizimkileri oyalarım. Vay. Muhteşem bir takım arkadaşısın ha. Oo. Defne. Defne. Bayağı güzel oldu ya. Defne! Pazıyı buldum, gel. Dışarıda mı acaba? Yapamam, olmaz. Bana kızma, ne olur. Çabuk götür onu.
Lina Hanım, keyifler yerinde bakıyorum ha. Tabii, yırttın yemek işini Sinan'a. Oh! Bir güne bir gün de yemeği de ben pişireyim Sinan yesin demedin ha. Ama Sinan senin bir kere mamanı vermesin. Git hemen koltukları kemir, değil mi? Allah Allah. Bana bak. Yasin Emin yine dertleşmeye gelmiş olamaz değil mi? Hani bu kadar dert onun bünyesine aykırı ya, o yüzden söylüyor. Hadi bakalım. Ömer. Kardeşim neyin var? Ömer iyi misin? Gel içeri geç, gel. Hadi be İso, hadi. Hayır, ben anlamadım ki. Mutluyum dedi bana telefonda. Çok mutluyum dedi. Böyle bir şey işte bu. Bir bakmışsın havaya uçmuşsun, bir bakmışsın çakılmışsın yere. Ama hata bizde. Başından belliydi bunun böyle olacağı. Hah. Defne. Kıyamam ben sana. Gel. Gerisini ben hallederim. Bırakın siz. Yanlış mı yaptım İso? Ha? Bırakmasa mıydım? Dur mu deseydim? Desen ne olacak Serdar? Durabilir mi yani kimse önünde? Hikayesi neyse yaşayacak o da işte. Gel hayatım. Konuşmak ister misin? Şimdi değil. Tamam. Gel hadi. Sen biraz uyu.
Uyku bütün dertleri hafifletir. Sabah ola hayrola. Ay ama hayır ya. Biliyorduk böyle olacağını. Göz göre göre attın kendini uçurumdan. Biz de çocuk gibi mucize bekledik. Hani belki düşmezsin de tutunursun bulutun birine diye. Tutunamamış nene çakıldım. Hem de bile bile değil mi? Kafa üstü. Bizim mucize istemeye hakkımız yokmuş demek. Ay Mine, istiridye mantarını getir canım. Buyurun Neriman Hanım. Gördüğün gibi özel yemeğimi hazırlıyorum. Çünkü kutlama yapacağım. Hayırdır, neyin kutlaması Neriman Hanım? Neriman'ın zaferi. Bir maceranın daha sonuna geldik kutlaması. Kocacığım! Mine, dışarı. Ne oldu Necmi? Ben sana ne dedim Neriman? Ha? Ne dedim? Sen bana ne dedin? Seni seviyorum, sana aşığım dedin tam 30 yıl önce. Ben sana artık bir şey yapma demedim mi? Çocukları rahat bırak demedim mi? Aralarına girme demedim mi Neriman? Sen ne yaptın? Ay Necmi, ay bir sakin ol. Ya sen ne anlarsın bu işlerden? Asıl sen aradan çekil. Bak sabahtan beri Sinan gibi bıdı bıdı bıdı. Yok aradan çekil, yok işte oyun tehlikeli. Hayatım bak köşkü alıyoruz. Hulusi Baba'dan ve Ömer'den kurtuluyoruz. Kızımıza bir gelecek hazırlayabiliyoruz. Öyle olmayacak Neriman. Öyle olmayacak. Çünkü sen yanlış yaptın. Ay Necmi, ay bıktım artık ama bak, bak. Ya aylar... Neriman, ben sana yapma demedim mi? Ey ama... Neriman, sakın demedim mi? Ömer benim canım. Sen benim canımı yaktın. Ömer. Bu sessizliğinden ne anlamam gerekiyor? Ömer korkutma beni. Söylesene. Neyin var, ne oldu? Ne oldu bilmiyorum. Anlamıyorum. Bu kadar kısa zamanda ne değişti? Ben neyi göremedim? Ben neyi kaçırdım? Ben mi bir şey yaptım yani? Anlamıyorum Sinan. Bir insan birdenbire neden çekip gider? Ömer çekip giden kim? Defne. 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 Siz... Birlikte mi gittiniz? Daha yeni. Birlikte olmaya başladık yani çok yeni. Ha, siz o yüzden Defne'yle bir anda ortadan kayboluruz. Öyle mi? Ya, o yüzden ben Defne'yi nerede aradıysam bulamadım. Kimse bilsin istemiyordu Defne. Biz de işte... Siz de
yalnız kalacağınız, baş başa kalabileceğiniz bir yere gittiniz. Dağ evine. Evet. Ne oldu peki? Bir sorun mu çıktı? Tartıştınız mı? Hayır. Her şey o kadar güzeldi ki. O kadar güzeldi ki. Beraber mutluydunuz yani. Hiç olmadığım kadar. Ama gitti. Bana hiçbir şey demeden, hiçbir şey söylemeden gitti. Gitti. Çok kötüyüm. Necmi. Biz ayrıldık. Beni terk etti. Sude, dönmen lazım anneciğim hemen. Duydun mu Lila? Ömer'le Defne birlikteymiş. Lila o benim en yakın arkadaşım, o benim kardeşim ya. Lila benim dik durmam lazım. Benim dik durmam lazım. Ömer bir şey sezmemeli. Lila ben onu yarı yolda bırakamam. O kardeşim benim ya. Sinan ben dayanamıyorum. Her şeyi baştan sona kafamdan geçiriyorum. Hala nedenini bulamıyorum. Ben gideceğim. Gideceğim ben Defne'yle konuşacağım. Ömer. Eğer nedenini bilseydin. Gidişini kabullenebilecek miydin? Hayır. Yani belki de evet. Bilmiyorum Sinan. Bilmiyorum. Bak duyacağın şeyin seni bir sonuca ulaştıracağını sanıyorsun. Ama kendini bambaşka bir açmazın içinde bulabilirsin. Biliyorsun değil mi? Sinan sen bir şey mi biliyorsun? Söyle bana. Hayır. Hayır ben sadece senin yerine... Yani ihtimalleri değerlendirmeye çalışıyorum Ömer. Arkadaşlar bugünler içindir. Değil mi? Gitmem lazım. Böyle bitemez. Burada kalamaz. Çekip gitmek bu kadar kolay değil. Kolay olduğunu bilmiyoruz. Sadece gittiğini biliyoruz. Ama tamam madem konuşmakta bu kadar ısrarcısın... Hiç değilse onun tarafında düşün, olur mu? Yoksa hata yaparsın. Hiç istemediğin yerlerde bulursun kendini. Tamam kardeşim, tamam. Ömer. Kendine iyi bak, olur mu? Yani yalnız bırakma. Hangi saat olursa olsunlara. Yani ben buradayım. Thank you.
Ömer. Ha, geldi Ömer, geldi. Defne. Ha. Sen iyice sıyırdın. Ömer, dışarıda. Sakın, sakın. Ben şimdi pencereden kafamı çektim, şimdi seni görmesin. Eyvah, geldi. Vallahi geldi. Yok. Yok, ben yapamayacağım. Yani anlatamayacağım ben. Saçmalama. Adam kapının önüne kadar gelmiş. Çıkıp yüzleşmen lazım. Ya tamam, iyi söylüyorsun da yani ben ne anlatayım ben? Bilmiyorum. Defne, bu böyle olmayacak. Çık, adam gibi konuş. Ya en kötü... Yani sonuçta ben basıp gittim yani. Ne olabilir ki başka? Yani. Peki, gidiyorum. Git. Budur. Aferin. Defne, iyi misin? Gitmiş. Gitmiş. Öyle gariptir ki hayat. Ne olacağını bilemezsin. Bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Demek öyle Defne. Küçücük bir kum tanesisin. Beni görmek bile istemiyorsun. Beni önemli hissetsen de çok güçlü. Demek öyle. Gibi gözüksen bile gözyaşlarını...